Uzunca bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bir Afrika turum vardı. Güney Afrika, Zambiya, Zimbabwe ve Botswana'ya gezdik. Müthişti. Ona ilgili de ileride bir video yapabilirim. Belki kanalı burası olmayabilir. Yeni bir kanal düşünüyorum. Bu tip hem girişimcilikle hem parayla hem yaşam tarzıyla ilgili konuları konuşacağım. Fakat bugün gelin Amerikan borsalarına bir odaklanalım. Çünkü çok sayıda gelişme var. En önemli gelişme ne? Benim yokluğumda Powell sonunda pes etti ve dedi ki biz faizleri indireceğiz. Şimdi tabii hemen ezberciler ortaya çıktılar ve demeye başladılar ki FED ne zaman faiz indirirse Amerika ekonomisi resesyona girer, piyasalarda çöker, satın, kurtulun. Öyle mi yoksa biraz daha nüanslı bir durumu var? Hatta faiz indirimleri çoğu zaman sabırlı insanlara güzel şeyler mi sunuyor? Gelin bunları bugün konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle ezbercilerin veya çoğu ekonomistin bakış açısını bir iyi anlamakta fayda var. Diyorlar ki FED faizleri düşürüyorsa bu Amerika resesyona girdiği için oluyordur. Amerika resesyona girdiği zaman da şirketlerin gelirleri azalır bu da borsaları aşağı doğru alır. Ve şöyle bir kaba taslak baktığımızda bir grafiğe haklıymış gibi de gözüküyorlar. Mesela şurası meşhur 2008 krizi dönemi biliyorsunuz Amerika'nın büyük finansal krizidir. Altta Fed'in faiz indirimini görüyorsunuz. Fed faiz indirirken Amerikan borsası da hızla düşüyor. Şu yeşil çizgiler Amerika'nın resesyon dönemlerini gösteriyor. Burada görüyorsunuz Amerika resesyona da girmiş. Yine biraz daha önceye gidiyoruz. 2001-2002 civarındayız. Fed faizleri düşürüyor. Görüyorsunuz Amerika resesyona girmiş durumda. Aynı dönemde ve Nasdaq da hızla aşağı doğru geliyor. İşte bunlardan yola çıkarak diyorlar ki Fed'in faizleri düşürmesi borsa için kötüdür. Ben de diyorum ki bazen kötüdür, bazen iyidir ama çoğu zaman iyidir. Detaylara gelelim. Yakın tarihte bazı faiz indirimlerine bakalım. Mesela burası Fed'in 1989'da faizleri indirmeye başladığı bir dönem. Borsa ne yapmış sonra? E, düz gitmiş. Düşmemiş. Öyle bir şey olmamış. Daha sonra resesyon hakikaten başlamış. Resesyon olduktan sonra Fed faiz indirmeni daha da hızlandırdığı için borsanın hızlı yükselişi güçlenerek devam etmiş. Evet şurada bir gerileme var ama Fed'in faizlere müdahalesiyle beraber o gerileme de hızlıca atlatılıyor ve borsa yukarı doğru gidiyor. Burası 2001-2001'de ne olmuş? Fed'in faize indirmeye başladığı yer burası görüyorsunuz. Fakat Fed'in faize indirmeye başlaması borsa düşürmemiş. Borsa zaten düşüyormuş. Fed faizleri indirmiş. Yani Amerikan ekonomisi de zaten zorlanmaya başlamış. Hatırlayın o yıllarda Amerika'da yaşanan büyük ekonomik sıkıntıları. Fed de faiz indirimiyle buna tepki vermiş. Fed faizleri indirmeye başladıktan sonra borsalarda düşüş bir süre daha kadar devam etmiş. Sonra bir dibi bulup tekrar yukarıya gelmeye başlamışız. Yani bu bize ne diyor? Fed faizi indirdiği için borsa krize girmemiş borsalar krizde olduğu için ve Amerika ekonomisinin resesyon işaretleri yoğunlaştığı için FED faizleri indirmiş. Biri diğerinin sebebi olmamış sonucu ol. 2008'e geliyoruz. 2008'de FED'in faizleri indirmeye başladığı yer burası. Dikkat ederseniz burası aynı zamanda Amerikan borsasının böyle bir çiftli zirve yaptığı yer. Ve daha sonra da hakikaten FED faizleri düşürdükçe aynı zamanda ekonomi resesyona giriyor ve borsalar düşüyor. Yani evet burada bizim ezbercilerin söylediği doğru. Fakat 3 ayrı vakada 3 ayrı sonuç var. Covid dönemini pek hesaba katmıyorum. Çünkü Covid döneminde Fed'in faizleriyle konunun bilgisi yok. Biliyoruz ki bütün dünya kapandığı için ekonomiler aniden durdu. Ve Fed de faizleri hızlıca indirerek buna tepki verdi. Geriye dönük ben çok sayıda bu tip inceleme yaptım. Ve gördüm ki böyle direkt bir korelasyon yok. Hatta biraz da detaya baktığınızda faiz indirimlerinin çoğu zaman belli bir vadeden sonra borsa için çok olumlu olduğu gerçeği var. Bakın bu grafik ezbercileri bayağı üzecek. Bu farklı faiz indirim başlangıç dönemlerini ifade ediyor. Ta 1929'a kadar gidiyor. Ve borsanın bir yıl sonraki hareketine bakıyoruz. 1929'daki faiz indiriminden sonra borsalar bir yıl içerisinde %33 gerilemişler. Fakat daha sonraki faiz indirimlerinin çok büyük bir bölümünde hep pozitif olmuşlar. Bakın istisnalar işte 1973, 1981, 2000 ve 2007. Diğerlerinin hepsinde borsanın tepkisi yukarı yönde olmuş. Demek ki faizler düşerse borsalar düşer. En azından bir yıllık vadede baktığımızda hiç de doğru bir kanaat değil. Vadeleri biraz daha uzattığımızda daha da olumlu şeyler çıkıyor karşımıza. Mesela bir örnek vermek gerekirse 1970'teki faiz indirimi döngüsü başladıktan sonra bir yılda borsa %15 artmış. 3 yılda artış %34'ü bulmuş. 5 yılda %8'i bulmuş. Daha ekstrem yıllar da var. 1979'daki faiz indiriminden sonra 1 yılda borsanın yükselişi yüzde 40, 3 yılda 48, 5 yılda yüzde 99. 1980'deki faiz indiriminden sonra 5 yılda artış yüzde 132, 3 yılda yüzde 86, 1 yılda 41. Yakın zamandaki faiz indirimlerine baktığımızda 2001'deki faiz indiriminden sonra ilk yıl borsa yüzde 12 geride, 3 yıl sonra 14 geride, daha sonra pozitife geçiyor. 2007'deki faiz indiriminde Amerika'nın en ağır ekonomik krizlerinden bir tanesidir. Birinci yılda %22 geride, üçüncü yılda %21 geride, daha sonra %8 yükseliyor. En son COVID'deki faiz ise borsa birinci yıl sonunda %11 yukarıda, üçüncü yılın sonunda %46 yükselmiş durumda, beşinci yıla henüz gelmedik. Ortalamaya baktığımızda bütün bu dönemlerde birinci yılda %13 yükseliş var, Üçüncü yılda 43 yükseliş var. 5. yılda 89 yükseliş var. Medyada baktığımızda da rakamlar yüzde 16, 41 ve 97 olarak oluşuyor. Daha da ilginç bir nokta var. Resesyondan da belki çok korkmamak gerekiyor. Mesela 2019 indiriminden sonra hakikaten resesyon var. Ona rağmen borsalar yükseliyor. 2001 ve 2007'de vadenizi 3 yıla uzatırsanız alacak kendinizi toparlayabiliyorsunuz. Buna karşın 1982 indirimlerinde resesyon olmasına rağmen inanılmaz yükselişler yaşıyor borsa. Yine aynı şekilde 1981 faiz indirimine de aynı şekilde inanılmaz yükselişler var resesyona rağmen. Yani resesyon oldu diye de borsa düşecek diye bir garanti yok. Faiz yükselince borsa düşecek diye bir garanti yok. Tam tersi de görüyorsunuz aslında çoğu zaman borsalar yukarı doğru gidiyorlar. Ama tabi buralarda vadelerin 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllar civarında olduğunu unutmakta fayda var. Resesyonla ilişki konusunda daha enteresan bir grafik de compoundtan Compound'dan geliyor. Baktığımızda burada large vert olan grafikler resesyonu gösteriyor. Yani indirimlerden sonra resesyon yaşanmış veya indirimler sırasında açık maviler ise resesyon yaşanmadığı dönemleri gösteriyor. Ve baktığımızda detaylarına Amerika Birleşik Devletleri borsalarında faiz indirimlerinden sonra resesyon olsa bile %11'lik yükseliş var ortalamada. Faiz indirimi yoksa %15 bunlar 12 aylık rakamlar. 3 yıla çıktığımızda %40'a 48, 5 yıl çıktım bizde ise %84'e 97. Yani evet faiz indirimleri bir ortalığı karıştırıyor olabilirler. Ama sonrasında resesyon olsa bile çoğu durumda en geç 3. yılda tekrar kâra geçmiş oluyorsunuz. En kötü örnekler son dönemde yaşananlar 2001 ve 2007'deki faiz indirimlerinden sonra gelenler. Geri dönüş bayağı uzun sürmüş ama çoğu zaman bu geri dönüşler daha hızlı oluyor. Bu tabi kısa vadede acı çekmeyeceksiniz anlamına gelmez. Çünkü deminden beri yıllıklara baktık. 3 ay, 6 ay veya 9 ay olarak baktığımızda biraz işler değişiyor. Mesela ortalamaya baktığımızda faiz indirimlerinden sonraki ilk 3 ayda borsanın eksi nokta 0.5 geriye doğru gittiğini görüyoruz. 6 ayda pozitife dönüyorlar %2.9, 9 ayda %3.3 ile pozitife dönüyorlar, 12 ayda ise %3.5'lere geliyorlar. Ama burada görüyorsunuz farklı yıllarda, farklı tepkilerde söz konusu ve özellikle 2001 ve 2007 yatırımcıları epey zorlamış dönemler kısa vadede epey acı çekmişler. Peki hangi durumlarda faiz indirimlerinden sonra daha hızlı yükseliş oluyor? Hangi durumlarda ise düşüş sertleşebiliyor? Bunun temel konusu faiz indiriminin neden yapıldığı. Zaten iyi gitmekte olan bir ekonomide faiz indirimlerine enflasyon düştü diye yapıyorsanız borsalar yukarı doğru gitme eğiliminde oluyorlar. Kısa vadede biraz çalkalansalar da. Öte yandan işler kötü gidiyor diye faiz indirimi yapıyorsanız borsalar bir miktar daha aşağı doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Bunun en güzel örneği burada. Bakın 1989'da başlıyor faiz indirimi döngüsü ama borsalar olsa da zaten yukarı doğru gidiyorlar. O sırada bir resesyon yaşanıyor kısa da olsa ama yükseliş hızlı bir şekilde devam ediyor. Buna karşı 2000'de zaten borsa düşmeye başlamış durumda. Fed'in faiz indirimleri düşüşleri engelleyemiyor bir miktar daha düşüşler devam ediyor. Hatta belki de biraz hızlanıyorlar. Bu da yani bakmamız gereken konu Amerika neden faiz indiriyor? Powell ne dedi son toplantısında? Biz artık enflasyonla olan mücadeleyi kazandık. İstihdam piyasasından korkuyoruz. Bundan sonraki asıl mücadelemiz istihdamla ilgili olacak dedi. İşte yine bazı ekonomistler bunun Fed'in bir resesyonu gördüğü şeklinde yorumladılar. Öyle mi değil mi biraz tartışmalı bir konu ama Fed'in baktı bazı verileri incelersek biraz daha kafamız netleşebilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz son istihdam raporunda Amerikan işsizliği %4.3 olarak ortaya çıktı. Bu bir hayli yüksek. Bu arada bu haftada yeni istihdam verileri gelecek. Bu sayının ben biraz düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bu yükselişte Texas kasırgası gibi geçici sebeplerin önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Ama diyelim ki 4.3'te kaldı. Burada trendin yukarı doğru yönde olduğu kesin. Fed'i bu telaşlandırıyor ve Fed telaşlanmak da haklı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin 1950'den beri ki istihdam verilerine baktığımızda işsizliğin şu anda çok düşük olduğunu görüyoruz neredeyse dip seviyelerde. Yani Fed erken telaşlanıyor istihdam konusunda biraz. Bunu iyi de yapıyorlar çünkü aslında istihdam biraz gecikmeli bir bilgidir. Şirketlerin işleri bozulunca hemen eleman çıkartmazlar. Çünkü yeni eleman kazanmak, eğitmek, oryantı etmek zor iş. Mümkün olduğunca süre korumaya tutmaya çalışırlar. Sonra bakla işler kötü gidiyor. Aniden çıkarımlar yaparlar. Çünkü dikkat ederseniz burada da işten çıkarmalar hep çok aniden gelmiş. İşsizlik oranları aniden sıçrayabiliyor. FED böyle bir eğilimi okuyor olabilir ve bu çerçevede bunu en önemli meselemiz olarak görüyoruz demesi beni sevindiren bir mesele. Belki de burada bir sıçrama korkuları var. Ben tersinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Amerika'daki istihdam piyasası şekil değiştirdiğini düşünüyorum. Çok sayıda part-time işlerin olduğunu düşünüyorum. Yani bence geçmişle bugünü kıyaslamak çok doğru değil. Ama Fed'in en çok korktuğu şey işsizlikse buna epey erken müdahale ediyorlar bu sefer. Veriyorlar ki %4.3 bile bize yüksek geliyor çünkü eğilimi beğenmiyoruz. Biz müdahale edeceğiz. Peki Amerika tüketicisinin para harcama durumu ne? E, çok da kötü değil. Ortalama bir yerlerde gidiyor görüyorsunuz. Bunu yine maksimuma çevirdiğimizde ortalamalarda ilerleyip devam ediyoruz. Yani burada Covid döneminde ani bir çöküş sonra bir yükselme gibi durumlar yaşanmış ama şu anda Genel ortalamaya yakın bir yerlerde gidiyor. Tasarruf oranlarına baktığımızda bir gerileme var. Yani tüketici harcıyor ama tasarruf edemiyor. Bunu görüyoruz. Fakat yine bunu maksimuma getirdiğimizde korkunç bir yerde olmadığını görüyoruz. Yani Amerika daha evvel de buna yakın dipleri görmüş. Ama buradaki bozulma kesinlikle var. Peki harcamayı nasıl finanse ediyorlar? Büyük ihtimalle biraz kredi kartlarını yüklenerek. Burada baktığımızda kredi kartı borçlarının hızla arttığını görüyoruz. Son dönemde azıcık bir gerilime başlamakla beraber 2024'ün e ilk çeyreğinde ama burada bir bozulma oldu kesin. Yani Amerika'da işsizlik yavaş yavaş kafayı kaldırıyor, aniden hızlanabilir. Vatandaş tüketmeye devam ediyor ama artık tasarruf edemiyor, biraz da kredi kartına fazla yükleniyor. Yani Amerika'da ekonomik yavaşlama zaten Fed'in istediği bir şeydi ve bu gerçekleşiyor ama bir resesyon işareti yok. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme oranlarına baktığımızda biliyorsunuz geçen hafta itibariyle ikinci çeyrek büyüme oranını revize ettiler. Yukarı doğru %3'lük büyüme var. Ondan önceki çeyrek %1.4, %3.4, %4.9. Yani üçüncü çeyrekte hemen bir eksi açıkçası beklemiyorum. Düşme bekliyorum ekonomik büyümede ama eksi beklemiyorum. Ve biraz önce de gördük. Asla bakarsanız Sonuçta recessyon olsa bile Amerikan piyasalarının yukarı gitme ihtimali hala yüksek. Yeter ki Fed faizleri indirmeye görsün. Fed faizleri 2022'nin sonunda artırmaya başlamıştı. Oradan itibaren 17 ay boyunca hızlı ve sert bir şekilde yükselttiler. Tarihteki en sert ve hızlı faiz artırımı döngülerinden bir tanesiydi. Son 12 aydır da neredeyse sabit tutuyorlar. Tarihi olarak baktığımızda ama FED'in elinde pek güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü şu anda faiz oranları son yılların yani ta 1990'lara kadar geriye gitmemiz gerekiyor. Son yılların zirve noktasında. Faiz 5,5'lar civarında, enflasyon %2,5'lar civarında 3 puan kadar faizi aşağı doğru indirmeleri mümkün. İstihdam tarafında sıkıntı gerçekten büyükse Fed'in faiz indirimi tarafında elinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bakın 2008 krizden sonra hızla faizi sıfıra kadar indirmek zorunda kalmışlardı. 0.25'ti. Yine Covid'den sonra sıfıra doğru indirdiler. Ve sıfıra indirince demin de gördük. Elinde sonra ekonomi toparlanıyor. Çünkü para ucuzluyor. Ne demek faiz? Faiz demek paranın fiyatı demek aslında. Paranın fiyatı ucuzladıkça daha fazla parayı kullanıp daha fazla şey yapmak istiyor. Hem bireyler hem şirketler. Şirketler ertelikleri yatırımlarını yapmak istiyorlar. RG'ye para yatırmak istiyorlar. Yeni şirket satın alımları yapmak istiyorlar. Şu sıralar Amerika'da biraz canlanma var o tarafta da. Tüketici de yeni parayla ev yapmak istiyor, evini yenilemek istiyor, araba almak istiyor, tüketim yapmak istiyor vesaire. Bu nedenle paranın fiyatı çok önemli bir belirleyicidir ekonomik canlılıkta. Ve Fed'in burada gerçekten eli süper kuvvetli. Fed'in elinin kuvvetli olduğu başka bir konu da bilançosu. Yani piyasaya sunduğu para. 2008'den beri parayı çok bollaştırarak geldiler. Sürekli buna mecbur kaldılar. Bakın 2008'e kadar piyasadaki Amerikan doları arzı 1 trilyon doların altındayken bu zirvele 8.94 trilyon dolara kadar yükseldi. Şu anda ise 7.12'ye kadar inmiş durumda. Yani burada da parayı bollaştırmak konusunda ellerinde 1 trilyon dolarlık neredeyse bir fırsat gibi gözüküyor. Ve bize 2023'te yaşanan bankacılık krizini hatırlayın. Üç banka arka arkaya iflas etmişti. Bu mekanizmaları da artık çok etkin kullandıklarını ve piyasaya çok hızlı para verebildiklerini gösterdiler. Aynı şekilde Covid'de de. Oysa 2008 krizinde mesela Amerika'da bankalar batarken parayı piyasaya sokmak konusunda çok çok zorlanmışlardı. Şimdi bu iyidir kötü değil söylemiyorum. Bence kötü piyasaları kendi haline bırakmak uzun vadede daha iyi sonuçlar verebilir. Ben sadece şu anda daha dar bir çerçeveden baktığımda burada Fed'in elinin, hem para arz açısından çok zengin olduğunu görüyoruz hem de faiz oranları açısından da elinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede baktığımızda Fed'in hem para arzını artırması mümkün şu anda hem de faizleri çok ciddi aşağı doğru indirebilir. Bu da ne yapacaktır? Piyasaları yine rahatlatacaktır. Öte yandan sadece FED'de yok para, vatandaşta da para var, şirketlerde de para var. Amerika'da şu anda para fonlarına park edilmiş miktar 6.44 trilyon dolar civarında. Bu ne demek? İşte %5-%6 faize insanların yatırdığı para fonlarına yatırdığı para demek. Paranın kazancı azaldıkça bu para nerelere gelecek? Borsalara gelecek. Farklı yatırım araçlarına gidecek. Belki emtiyaya gidecek. Ben emtiyada da ciddi bir yükseliş bekliyorum. Çünkü faizler düşerse şirketler üretime yatırım yapacaklardır, üretimlerini artırmaya çalışacaklardır. Bütün bunları yeniden emtiyanın da döngüsel olarak yukarı doğru gitmesini sağlayacaktır diye inanıyorum. O yüzden bu paranın tamamı hisse senetine gidecek gibi bir iddiam yok. Ama farklı para fonları dışındaki alanlara kayacak. Bunu bir bölümde hisse senetlerine hatta bir bölümde inşallah bitcoin gibi varlıklara gelecektir diye inanıyorum. Toparlamam gerekirse ben önümüzdeki 12 ayı iyi görüyorum. Ama bu, bu ayı iyi görüyorum, gelecek ayı iyi görüyorum anlamına gelmiyor. Bu borsaların düşüş yapmadan ilerlemeye gelmiyor. Hatırlayın, faiz indirme döngülerinin başlangıç ayları biraz sıkıntılı olabiliyor. Fakat Fed'in aşırı geç kalmadığına inanıyorum. En azından inanmak istiyorum. Veriler de şimdilik beni destekliyor gibi ve Fed'in oldukça sert bir müdahaleyle piyasaları yukarıda tutma ihtimali var diye inanıyorum. Ve likiditenin borlaştığı, paranın ucuzladığı bir ortamda Amerika ekonomisinin bir canlanma daha yaşayacağına inanıyorum önümüzdeki 12 ay içerisinde. Elbette yanılabilirim. Mesela yarın Amerika'da üretim PMI geliyor. Hatırlayın Ağustos başındaki düşüşü tetikleyen de o. Üretim tarafındaki gelişmeleri anlatan veri. Gerçi üretim Amerika'nın en kuvvetli olduğu alan değil. Amerika bir hizmet ekonomisi ama yine de yarın mesela piyasaları bir miktar aşağı alabilirler. Bunu bilmek mümkün değil ama ben büyük resme baktığımızda paranın bollaştığı, faizin düştüğü ve önümüzdeki 12 ay boyunca borsaların riskli varlıkların daha yukarı gitme ihtimalinin aşağı gitme ihtimalinden daha yüksek olduğu bir borsa inanıyorum. Ama dediğim gibi çok kısa vadeli hareketleri bilmek mümkün. Durumlar böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Sorularınızı mutlaka bekliyorum.